SGK uzmanı kötü haberi verdi, emekli maaş sistemine bir darbe daha. SGK uzmanı Çetin Ateş, emekliler için daha büyük sıkıntıların geleceğini açıkladı. Yüksek enflasyon ve beraberinde gelen hayat pahalılığı vatandaşı derinden etkiliyor. Hele ki bu süreçten en çok etkilenen grup ise emekliler oldu. Temmuz maaş zammından umduğunu bulamayan emeklilere SGK uzmanı Çetin Ateş, daha büyük sıkıntıların geleceğini belirtti. Ateş, ayrıca Ocak ayında maaşlara yapılacak zammı da açıkladı. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon %24,73 olarak açıklanmıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Temmuz zammında %24,73 zam verilirken, memur emeklileri de %19,31 oranında maaş zammı gerçekleşti. En düşük emekli maaşı ise 12.500 TL'ye çıkarıldı. Açlık sınırının 20.000 TL'ye geldiği ortamda geçim sorunu emekliyi derinden yaralıyor. Bu noktada emekli maaşlarına yapılan zam, hayat pahalılığı karşısında eriyor. Ocak ayında yapılacak maaş zammı ise şimdiden konuşulmaya başlandı. Ancak pek çok emekli maaş zammı dışında sistemde sorun olduğunu belirtiyor. Aylık bağlama oranlarının düşük olması maaşların düşük olmasının ana sebebi olduğu uzmanlar tarafından açıklanıyor. Emeklilik sisteminde emekliyi neler bekliyor? Ocak ayında maaş zammı ne olacak? SGK uzmanı Çetin Ateş, canlı yayında açıkladı. Emeklilik sisteminde aksaklığa ilişkin SGK uzmanı Çetin Ateş kara haberi verdi. Ateş, eğer bu sistemde devam ederlerse %12 zam verecekler. Bir çalışma da getirmezlerse daha büyük sıkıntılar bize getirecek. Sistem bağırıyor, ben gidemiyorum, beni yenile, dedi. 1999 sonrasında sistem değişmesi ile birlikte 10 yıl içinde aylık bağlama oranı %35, sonraki her yıl için %2 ve 25 yıldan sonra her bir yıl için %1,5 artış yapılarak hesaplandı. 2008 yılından sonra aylık bağlama oranı %50'ye düşürüldü. Aylık bağlama oranı düştükçe emekli maaşında azalışlar gözlemlendi.